Fenerbahçe nasıl bir kadroyla çıkacak? Sakatların son durumu, kaybedilen son maç, moral durumu var mı Samandıra'dan gelen bir bilgi sana ulaşan söz sende? Tabii Fenerbahçe'de bir silkelenme oldu doğal olarak sevgili Akif Çünkü Başakşehir maçında alınan yenilgiden ziyade ortaya koyan oyun moralleri bozdu. Fenerbahçeli futbolcular kendi yapmak istediklerinin de çok uzağındaydılar zaten taraftarı da hiçbir şekilde mutlu edemediler bu maçta. Doğal olarak bu maçta bir reaksiyon olacaktır. E, Vitor Pereira yaptığı analiz toplantılarında tabii soyunma odasında daha çok teselli üzerinden yapılan konuşmalar olur sıcağı sıcağına ki Konuklarımız da gayet iyi bilir daha e, genel konuşmalar olur ama daha sonra maçın analiziyle ilgili yapılan toplantılar daha sert geçer. Vitor Pereira da önemli uyarılarda bulundu oyuncularına doğal olarak Başakşehir maçıyla ile ilgili e, özellikle tempo ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Giresunspor Spor tabii Giresun Spor'un ligdeki konumu da henüz gol atamamış olması, puan alamamış olması Fenerbahçe futbolcuları doğal olarak bu maçta bireysel performans anlamında da bir şeyler ortaya koyma noktasında motive ediyor diyelim. Ve bu maçı kazanarak, gollü bir galibiyet alarak bu Başakşehir maçında oluşan havayı tamamen dağıtmak istiyorlar defans hattında bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Yine yani Serdar Aziz, Mince Ekim ve Atilla Zalai ile birlikte sahaya çıkmasını bekliyoruz e, Vitor Pereira'nın. Orta sahada değişiklikler olabilir. E, yani kanat bölgesinde değil ama e, merkezde Gustavo'nun yanında ki Gustavo bile dinlendirilse ki bu akşamki antrenmandan sonra daha net hani kadroyla ilgili konuşabiliriz ama Gustavo dahi dinlendirilse şaşırmam şu ortamda çünkü sezon başladığından beri bütün maçlarda neredeyse 90 dakika sahada kaldı. Ama e, şu an tabii bir yenilginin üstünden böyle bir tercih beklemiyorum. Ama Gustavo'nun yanındaki ismin değişme ihtimali bir aile yüksek. Burada Mert Hakan kadroya geri dönebilir. Bir ihtimal Crespo'yu görebiliriz orada. Ama ben M'ye yerle başlayacağını düşünmüyorum. Hucum hattında da yine değişiklikler olacaktır. E, Valencia beri şeyi birlikte görebiliriz. Mesut Özil muhtemelen 11'de başlayacaktır. E, orada da yani... 4 oyuncudan 3'ünü Pelkas, Mesut Özil, Valencia, Berisha bu üçünü tercih edeceğini düşünüyorum. E, Vitor Pereira'nın. Tabi sakatlar hakkında bilgi verelim. E, Fenerbahçe'de İrfan Can, Tisserant, Sosa, Nazım ve Serdar Dursun'un sakatlıkları vardı. Serdar Dursun bugün takımla birlikte çalıştı. Hatırlarsınız Adana Demirspor maçında ikinci yarıda oyuna girmiş. Hatta golde önemli bir e, payı vardı. Fakat iyi de oynarken köprücük kemiği kırılmıştı. O gün bugündür tedavisi devam ediyordu doğal olarak ve e, iyileşti tamamen toparladı fiziksel olarak da zaten bireysel çalışmalar yapıyordu bugün de takımla çalıştı Giresun Spor maçında kadroda olmasını bekliyoruz muhtemelen sonradan oyuna da dahil olur gibi gözüküyor e, bunun dışında Sosa ve Nazım Hala devam ediyor sakatlıkları. Bu maçta da kadroda yer almalarını beklemiyoruz hiçbir şekilde. Hafta sonu oynanacak Hatay Spor maçında da şüpheli yani çok olumlu gözükmüyor. Çok oynayabilecekler gibi gözükmüyor. Sosa'nın özellikle yokluğu Fenerbahçe etkiliyor. Şu ana kadar bu bilgiyi paylaşalım. 8 maç oynadı Fenerbahçe. Sosa bunların 5'inde forma giydi. Bu 5 maçı da kazandı Fenerbahçe. Fakat Sosa'nın oynamadığı 3 maçta da e, toplam 2 gol atıp galibiyet yüzü göremedi. Sosa o tempoyu belirlemedi. Oyunun akışkanlığını sağlamada önemli bir rol üstleniyor doğal olarak. Sosa'nın yokluğu önemli ama Atay Spor maçında da oynamasını çok fazla beklemiyoruz. İrfan Can ve Tisserant'ın sakatlıkları zaten daha uzundu. İrfancan milli aradan sonra Tizland'da ya milli arada ya milli aranın hemen öncesinde dönmesini bekliyoruz. Bu şekilde şunu da söyleyelim Sivasspor maçına yoğun bir ilgi vardı o maç berabere bitti. Ardından Başakşehir mağlubiyeti. Giresunspor maçında satılan biletlere ilgi o kadar yoğun değil. Biraz geri çekildi hemen Fenerbahçe taraftarı. Bunu da söylemek gerekiyor. E Sivasspor maçında dolu tribünler vardı. Dolu dememin sebebi zaten %50 kapasite girebiliyor. Hani bu şartlarda dolu tribünler vardı ama Giresun maçı bu açıdan kısmen daha az taraftar önünde oynanacak gibi gözüküyor. abinin sorusu var. Veya Güven Hoca da soracak. Ahmet Selim şeyi sormak istiyorum. Şimdi hocanın 3 4 3ten vazgeçmeyeceğini biliyoruz. Evet. Yani burada ısrar edecek. Belli bir noktaya kadar ısrar edecektir. Dediğim gibi o kendi felsefesine göre oynatıyor. Şimdi burada geçen hafta yani daha doğrusu Başakşehir maçında... ...önce Ferdi solda, Muhammed sağda başladı. Sonra Muhammed sağa geçti, Ferdi sola geçti. o say Samuel öne geçti. Birçok değişiklikler yaşadık. Senin kanaatine göre... Bu e, Giresunspor maçının sağ ve sol kenarlarında kim olur? Yani e, öyle bir düşüncen var mı ya da bir istihbaratın var mı? Ben Ferdi ile Osayi'nin yine başlayacağını bekliyorum. Belki Ferdi yerine Novak girebilir. Yani Muhammed'in artık bu maçı 11'de başlamasını beklemiyorum. Öncelikle onu söyleyelim. Aslında O'Say e, çok oranın oyuncusu değil gibi gözüküyordu ama bence her geçen gün buraya daha çok uyum sağlıyor. Ferdi e, fiziksel olarak geliştikçe bence uyum sağlıyor. Ya yani bu bu iki bölge bu iki oyuncuyla gidecek. Ya yani öncelikle öncelikli tercihler bunlar olacak gibi gözüküyor. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki Nazım da iyiken Osa ile rekabet ikisine çok büyük fayda getiriyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ben orada sürpriz beklemiyorum. Dediğim gibi sağda Osa Samuel solda Ferdi ile başlamasını bekliyorum bu maçada. Mesut Özil ilk 11 başlar diye bekliyorum dedin. Evet. Böyle midir yani? Ben bekliyorum. Yani e, Başakşehir maçına yedek soyundu. Hani tamam dinlendirme amacıyla bunu yaptı ama hani bu maçta oynamaması için bir sebep yok. Mesut Özil zaten erken de yine çıktı oyundan. Hani özür dilerim şey maçında da 77. 77. Çıktı. dakikada çıkmıştı. Bu maçta da sonradan girdi. Ben bu maçta oynamasını bekliyorum. Ya yani rotasyon zorunlu. Çünkü herkesin atladığı bir şey yok. Var. Sadece bu hafta içi değil, önümüzdeki 3 hafta içi maç var. Hani 6 maçlık düşünmek gerekiyor. Bu hafta rotasyon yapmayan 2 hafta sonra mecburen yapacak. Yani futbolun aslında var. Hani Premier Lig'e de bakalım. E, Premier Lig'de de bu hafta yapanlar oldu. Sonraki haftalara bırakanlar oldu. Bu 3 ee, hafta içi üst üste maç olduğunda bu rotasyonu yapmanız gerekiyor. Ama bir kez daha söylüyorum Fenerbahçe için tartışmasız öncelik lig. Çünkü uzun süreli bir hasret var. Bence rotasyon yaparken artık yani tabii ki yapılabilir ama lig ön planda olduğu oyuncuları da hissedilmeli. Taraftarda oyun, anlayışın, oyun anlamında bunu görmeli diye düşünüyorum ederim. benim sorum yok bilmiyorum. Güvenç abi var mı? Yok da Ben yorum yapayım daha iyi. Peki, teşekkürler Selim. Teşekkürler Ahmet. Selim. Ben teşekkürler. Teşekkür Buyur hocam. İlk önce bizi bu İstanbul Gençler yüzünden lokalde bizi takip ediyorlarmış. Başkan da Rıza Subaşı da onlara bir selam gönderelim. Rıza Başkan'a. Evet. İstanbul Süleyman Gençler Başkan. Gücü de tabanca gibi takım hocam. Evet. Başkanı da çok kıymetli dostumuz, kıymetli, arkadaşımız. Evet. İnşallah iyi olur her şey onlar için. Bizi izliyorlar. Ya yani her taraftan lokal'de izliyorlar. Lokalde mi izliyorlar bizi? Lokal'de Herkese izliyoruz. selam. Belçika'dan izliyorlar. Kanada'dan izliyorlar. Orhan abi yazıyor. Evet Oran yazıyor. yazıyor. <laughs> Sağ olsun. Abi. Hakan Her şey, şey bizi takip ediyor biliyor musun? Bir de resimlerimiz var. Şimdi sana 20 tane senin var. 30 tane senin. Var var. Evet. var Evet evet. Bizim bizde de şeyler. Özellikle tabi yurt dışına çok izliyorlar. Haldin spor abi. kulüpleri. Mesela e, hocam şimdi söylediği için söylüyorum. Bizim Haliç Spor Kulübü'nün de. Başkansın bu arada. Tabii üretme abi. Büyük da, başkan. Ya estağfurullah. Biraz Bu arada transfer de. yapıyor musun? <laughs> yapıyoruz transfer. <laughs> Şöyle söyleyeyim, kulüplerde tabii doğal olarak işte e, sporla ilgili kanallar açılıyor. Bu saat diliminde de daha çok hani ben birçok yerde bizim kulüpte de Haliç Spor Kulübü'nde de benzer bir şekilde bizim kanalımız Sen açılıyor. Sen burada çalıştığın için mi <laughs> açık kalıyor başka ben olmasam da açık. Şey abi bu arada şey borç var mı? Şimdi, Kulübün borcu var mı? Özür dilerim abi. Yok yok. Hali için yok, Borcumuz İyi, yok. maşallah. Borcumuz şey yok. Şimdi, şey yok. şimdi senin, senin stoperler maşallah. böyle durmadı. Hocayı kovacak mısın? Güzel bir soru. Yok hocam öyle bir şey yok. Yani biz artık... gaz var mı? <laughs> bir dakika başkan ya bir dakika, ya bir dakika ya böyle bir gol yedin. Ne, ne diyeceksin? Hocam, Hiçbir şey söylemeyeceksin mi hocaya? Şu...